Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden saniyede geçen su miktarına akım denir. Buna göre akarsu debisini yani akımını etkileyen faktörlerden hangisi doğal koşullarıyla açıklanamaz. Bunların hepsi demek ki etkiliyor. Hangisi doğal değil yani beşeridir diye soruyor. Yağış miktarı doğal. Arazi yapısını oluşturan kayaçlar doğal, sıcaklık değerleri doğal, bitki örtüsü doğal. Ancak tarım ürünlerinin sulanmasında kullanılması akarsuların tabii ki akımını etkiler, baraj yapılır ya da kanal yapılır. Bu beşeri bir faktördür. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Dünya üzerinde en etkili olan dış kuvvet akarsudur ki neredeyse dünyada dünyanın yani yer şekillerinin oluşumunda %65-70'inde rüz, e, akarsular etkilidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen bölgede hangisi akarsuların oluşturduğu yer şekilleri daha azdır demiş. Şimdi burada baktığımız zaman 1, 2, 5 ve 4'te akarsular etkilidir. Ancak 3 numaralı alan çöle denk gelir. Orada çok fazla yağış olmaması ve devamında akarsuyun olmamasından dolayı oranın yer şekillerinde akarsu değil daha çok rüzgarlar etkilidir. Orası neresi? Büyük Sahra yani Kuzey Afrika 3 numaralı yer. Bu durumda cevabımız C3 olacaktır. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Akarsu akış hızının fazla olduğu yerlerde çentik vadiler olur. Doğru. Vadiyi nereye doğru aşındırıyor? Dibe doğru aşındırdığı için çentik vadi olur. Türkiye'de Doğu Anadolu ve Karadeniz'de yaygındır. Kurak ya da yarı kurak bölgelerde sel suların yamaçları aşınmasıyla kırgı bayır oluşur. Doğru. Özellikle yağışın sağanak olduğu Birden yağıp şakır şakır sele yolaştığı yerlerde yamaçlarda oyuklar oluşur. Biz ona peribaca, kırgı bayır diyoruz. Bazı yerlerde de peri bacası da oluşabilir. Eğimin azaldığı yerlerde akarsular genellikle menderesler çizer. Yani şu şekilde büklümler çizer. Bu da doğru. Verilen 3 üç öncülümüzün 3'ü de doğru arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Akarsu aşındırmasının şiddetli olduğu yerler için hangileri söylenebilir. Eğer akarsu hızlı akıyorsa ve aşındırma gücü fazla ise arkadaşlar orada eğim mutlaka nasıldır? Fazladır diyoruz. Doğu Anadolu ve Karadeniz gibi Rejimi düzenlidir demek çok doğru. Değil arkadaşlar. Akarsuyun debisi yani akımı fazladır. Doğru. Akarsular dar ve derin vadiler içerisinde akar. Bu yüzden hızlı akar. Aynı zamanda o vadinin dar ve derin olmasında da tabii ki aşındırmanın yani eğimin fazla olması da etkilidir. Akarsuların boyların uzun ya da kısa olmasından ziyade burada eğimin daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda cevabımız 2 ve 3 C seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen yer şekillerinin hangilerinin geniş yer kapladığı alanda tarımsal faaliyet daha yapılabilir demiş. Tarım alanları nerede yaygındır arkadaşlar? Genellikle yer şekillerinin sade ve düz olduğu yerler. E herhangi bir yer düz ise biz oraya ova diyebilir miyiz ya da plato diyebilir miyiz? Evet. E adı üstünde taban seviyesi ovası, eğimin azaldığı yerlerde görülen geniş düzlükler. Delta bu da bir ovadır. Akarsuların biriktirme yaptığı yerlerde görülür. Mesela çukur ova gibi. Kırgıbayır ki buna İngilizler badlands derler arkadaşlar. Yani yer şekilleri çok engebelidir. Tarıma uygun değildir. Tabii ki şelale ve dev kazanının bulunduğu alanda da tarıma uygun alanlar yoktur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2. A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki şekilde bir akarsuya ait blok diyagram verilmiş. Yani şekil verilmiş. Burada baktığımız zaman arkadaşlar akarsular bir sağa bir sola doğru gidiyorsa eğim azdır. Ve akarsuların bu sağa sola gitmesine biz ne diyoruz? Menderes diyoruz. Akarsuyun akış hızı fazladır. Yanlış aksine akarsu burada yavaşladığı için sağa sola doğru büklümler yapmaya başlamış. Akarsu Yatak değiştirmiştir. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bir dönem akarsu bakın buradan akmış. Veya bir dönem buradan akmış. Şu gördüğümüz alanlar eskiden akarsuyun aktığı yeri gösterir. Yani akarsu yatak değiştirmiştir. Akarsuyun boyu uzamıştır. Doğru. Normal şartlarda akarsu şu şekilde dimdik akması gerekirken bir sağa bir sola doğru gitmiş. Yani boyu da uzamıştır. Akarsuyun taşıdığı alüyol miktar artmıştır demiş. Yanlış olacak. Aksine azalmış olacak. Neden? Akış hız azaldıysa akarsuyun aşındırma ve biriktir, aşındırma gücü azalmış, biriktirme gücü artmıştır. Yani taşıdığı malzeme yavaş yavaş biriktirmeye doğru gitmiştir diyebiliriz. Alüvyon miktarı artmıştır yerine azalmıştır olacaktı. Cevabımız 2 ve 3 C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu aşındırma şekillerinden biri değildir? Plato akarsular tarafından derince yarılmış düzlüktür. Bir aşındırma şeklidir arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar burada? Plato oldu. Birikinti konisi, ırmak adası ve dağ içi ovası bunlar eğimin azaldığı yerlerde görülen biriktirmedir. Delta önemli olduğu için burada resmini de göstermek istedim arkadaşlar. Akarsuyun. Burada yapmış olduğu şu gördüğümüz biriktirmeye delta adını veriyoruz. Bize aşındırmayı sorduğu için cevabımız A seçeneği olacaktır. Akarsuların akımın arttığı dönemlerde taşıdığı alüvyon boyutu büyürken akımın azaldığı dönemlerde alüvyon boyutu küçülmektedir. Mesela şuradan göstereyim. Şurada akarsuya baktığınız zaman Akım burada ne olmuş arkadaşlar? Demek ki akım burada azalmış arkadaşlar. Neden? Taşıdığı taş miktarı küçülmüş. Şu gördüğümüz alanda ise akım ne olmuş? Büyüm, artmış arkadaşlar. Nereden anladım arttığını? Taşıdığı taş boyutu büyümüştür. Buna göre düşünmemiz lazım. Hangisi demiş? Akarsuyun rejimi diğerlerine göre daha düzenli. O zaman her mevsim taşıdığı taş miktarı birbirine yakın olması lazım. Bakın bu A'ya baktığımız zaman kışın bu K, I, Y ve S mevsimlerin baş harfidir arkadaşlar. Bu şekilde sorulur. Kışın ve sonbaharda akım artarken ilkbahar ve yaz aylarında azalmış. Bu B'ye baktığım zaman kışın akım çok yüksekken ilkbahar, yaz ve sonbaharda az olduğunu görüyoruz. C'de kışın ve sonbaharda az iken ilkbahar ve yazda akımı artmış. E, D'ye bakıyorum her mevsim bol su taşımış. Bol su taşımış yani akımı fazla. Bu yüzden de taşıdığı taş miktarı fazla. Ancak hep fazla olduğu için rejimi nasıldır? Düzenlidir şeklinde söylüyoruz. E'ye baktığımız zaman kışın ve yazın akımı azalırken ilkbahar ve sonbaharda da arttığını görüyoruz. Yani düzensiz rejime sahip düzensiz rejime sahiptir diyoruz. Akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta oluşması için özelliklerden hangisine sahip olması gerekir? Delta neydi arkadaşlar? Şöyle bir akarsu geldi denize döküldü. Burası deniz olduğunu düşünelim. Şurada yapmış olduğu biriktirmeye biz delta adını veriyoruz. Kıta sahanlığı dar olmalı demiş. Burası hatalı oldu arkadaşlar. Neden? Kıta sahanlığı geniş olmalı. Kıta sahanlığı demek deniz sığ demektir arkadaşlar. Burada deniz derin olmalı demiş. Denizin sığ olması lazım ki kolayca dolması gerekiyor. Biri almayacağız o zaman. Akarsu bol alüvyon taşımalı. Akarsu ne kadar çok taş taşırsa, tabii ki daha çabuk doldurur. Delta oluşumunu da olumlu etkiler. Kıyıda gelgit az olmalı arkadaşlar ya da olmamalı şeklinde ifade edilir. Neden? Çünkü kıyıda gelgit bir akıntıdır. Akıntı oldukça oradaki taşı toprağı sürükleyerek götürebilir. Bu yüzden de delta oluşumunu olumsuz etkiler. E, bu durumda hangilerine sahip olması gerekir? 2 ve 3 e seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri hem akarsu aşındırması hem de biriktirmesi sonucunda oluşmuştur. Bu şekilde iki şeklimiz var arkadaşlar. Birincisinin adı Seki, ikincisinin adı ise Menderes'tir. Hemen baktığımız zaman bunlar içerisinde Seki ve Menderes hem akarsu aşındırma hem de biriktirme şeklidir. Şurada şekilde de göstereyim. Peri bacası gördüğümüz gibi burası. Peri bacası burayı sel sularının aşındırmasıyla oluşmuş. Yani akarsu aşındırmasıdır. Alt tarafa baktığımız zaman şuradaki bir düzlük var dikkat ederseniz platoda burası aşındırılmış şu gördüğümüz alan ee, akarsular tarafından aşındırılarak oluşturan şekle biz plato adını veriyoruz. Burada gördüğümüz arkadaşlar menderes ve seki biraz daha büyütüyorum menderes dikkat edin eğimin azaldığı yerlerde akarsun yapmış olduğu bu büklümlerdir. Şurada çarptığı yerde arkadaşlar aşındırma yaparken şu gördüğümüz alanda biriktirme yapar. Yani azıcık aşındırır azıcık biriktirir. Bu şekilde oluşan şekle biz Menderes diyoruz. Şurada gördüğümüz basamaklara ise biz arkadaşlar ne diyoruz? Seki adı adını veriyoruz. Sekinin oluşması için ne olacak? Önce Akarsu orada bir biriktirme yapacak. Şu gördüğümüz geniş alanı zamanında akarsu biriktirmiş. Demek ki eğim azmış arkadaşlar. Akarsu biriktirmiş. Sonra deniz seviyesi çekilince akarsu hızla akmaya başlamış ve burayı yırtmış. Şurada oluşan bu basamaklı de biz o yüzden sekidiyoruz. Yani sekidi önce biriktirme, sonra ise aşındırma var. Bu yüzden hem aşındırma hem de biriktirme şeklidir. Akarsuların sularını topladığı alana havza denir. Akarsu sularını denize ulaştırabiliyorsa açık havza ulaştıramıyorsa kapalı havza denir. Örneğin Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya gibi akarsular akar, e, Karadeniz açık havzasında yer alır. Özal, Karasu gibi akarsular ise Van Gölü'ne dökülür. Bu yüzden kapalı havza özelliği gösterir. Buna göre Van Gölü'nün kapalı havuz olmasının sebebi nedir diye sormuş arkadaşlar. Şöyle düşünelim bir akarsu geldi denize döküldü arkadaşlar. Peki bu akarsuyun etrafı dağlarla çevrili olsaydı yüksek olsaydı bunun denize gelme şansı var mı yok. Ne yapacaktı burada sularını biriktirecekti. İşte Van'da bulunan özalt veya karasu bu şekildedir yani etrafı dağlarla çevrili olduğu için denize ulaşamıyor. Bu yüzden de kapalı havuz özelliği gösterir. İklim koşulları etkiler ama temel nedeni değildir arkadaşlar. Akarsun'un boylarının kısa olması demiş, Van Gölü'nün yüksekte yer alması demiş. Aksine yüksekte yer alması doğrudur. Ancak etrafının yüksekte olması gerekecek. Akarsuların akış hızının az olması demiş. Van Gölü ve etrafının yüksek dağlarla çevrili olması. Şöyle düşünün böyle bir alan çukur bir alanda etrafınız dağlarla çevrili ise kapalı hafıza olursunuz. Bu durumda cevabımız ne oldu arkadaşlar? E seçeneği oldu. Yer şekilleri ile akarsuların direnajı yani akarsu ağının arasında paralellik bulunur. Bu yüzden bir akarsuyun direncine bakılarak o yer şekli hakkında yorum yapılabilir. Buna göre hangisi volkanik bir dağa sahiptir demiş. Burada kolay olsun diye ben burayı çizdim arkadaşlar. Şu gösterdiklerim bakın akarsuları gösteriyor. Mesela şurada akarsu akmış. Burada volkan var mı? Olmaz. Eğer volkan olursa şu resime bakın. Akarsudan kenara doğru şu şekilde her tarafa doğru bir akış göstermesi gerekir. Sanki bu çizdiğimiz şekle uygun olan D'ye baktığınız zaman zaten onun olduğunu görüyorsunuz. Tekrardan gösteriyorum. Bakın buraya bir yağmur yağdı ya da buradaki karlar eridiği zaman bu şekilde etrafa doğru yayılır. Ve her tarafa yuvarlak bir şekilde yayılır. Buna biz volkanizma ile oluşan bir dağ şeklinde yorumlayabiliyoruz. Cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar.